etti. Ayrıca son filmiyle Şubat ayında Berlin Film Festivali'nde jüri özel ödülü kazanan, yapıtları ve yaklaşımıyla başta Gus Van Sant olmak üzere çağdaş ve bağımsız sinemayı etkileyen sinemanın filozofu Macar yönetmen Bela Tarr da Sinema Onur Ödülü'nün sahibi oldu. As I said on the stage, I wish... Bu ödül gerçekten bana sürpriz oldu. Bu bir film sahnesi gibi. Aynı zamanda bir hayat başarısı. Yaşlandığımın da göstergesi. Sahnede de söylediğim gibi İstanbul Film Festivali'ne nice başarılı 30 yıllar diliyorum. Ayrıca Emek Sineması'nın anılması da çok mutlu oldum. Onlar sinemalarını korumak istiyorlar. Bu gerçekten iyiye işaret ve beni çok duygulandırdı. Festival 30 yıl boyunca Kadıköy'de ve Beyoğlu'nda toplam 26 sinemada milyonlarca seyirciyle buluştu. Bu sinema salonlarının bazıları artık maalesef yok. Konak, Lale, Kent, Alcazar, İnci, Yeni Rüya ve içlerinde bir tanesi var ki sinema severlerin gönlünde taht kurmuş, festival izleyicisini tam kalbinden vurmuştu. İki festival mekanları ise Beyoğlu, Atlas, Fitaş Beyoğlu, Nişantaşı City Life, Rex Sineması ile Pera Müzesi Salonu, Salon İKSV, Akbank Sanat ve Fulya Sanat. Otuzuncu Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin açılış gecesinde onur ödülüne layık görülen isimlerden biri de usta Macar yönetmen Bela Tarr'dı. Tarr'ın son filmi Torino Atı da festival kapsamında izleyicilerle buluştu. Bir daha film yapmayacağını söyleyen usta yönetmenle sizler için konuştuk. Üç kez İstanbul Film Festivali'ne, bir kez de Gezici Festivali'ne Bursa'ya konuk olan Bela Tarr, İstanbul Film Festivali'nin konuğu olarak İstanbul'da. Macar sinemasının usta yönetmeni Bela Tarr, öyküsü ve felsefesiyle Nietzsche'den esinlendiği son filmi Torino Atı'nın gösterimi için hafta sonunda Fitaş sinemasındaydı. Her şey 1985 yılında başladı. Laszlo Krasznahorkai bir tiyatroda da okuma yapıyordu. Direnişin Melankolisi adlı romanı yeni çıkmıştı. Geceyi kapatırken tiyatroda Torino Atı hakkındaki kısa metnini okudu. Sebebi buydu. Ata ne olduğu bilmiyoruz. Bu soru bana dokundu o gün. O soru zaman zaman aklıma gelirdi. Ata ne oldu? Hayal gücümüzü kullandık. Ata ne olmuş olabilir? Bir arabacı var, kızı var, nasıl yaşayabilirler? Bir adam atıyla işe gidemezse ne olur? Bir de yaratılış meselesi var. Sonra eve gidip bu metni yazdık. Nietzsche'nin sahibinin kırbaçladığını görünce korumak için boynuna sarıldığı, o anda düşüp hastalandığı at üzerinden yaptığı Torino Atı'nda usta yönetmen, atı ve Nietzsche'yi ilişkilendirmesini ise şöyle anlatıyor. It's two things. One thing. Bunu anlatmak çok zor ama iki şey var. Birincisi şu, hatırlarsanız böyle buyurdu Zerdüşt, Tanrı öldü düşüncesiyle başlar. Esas mesele bu, temeli bu. Öte yandan evet Tanrı öldü ama yaratılış nasıldı? Eski ahitte nasıldı bütün tekvin? Şimdi de gördüğünüz gibi yaptığımız şey anti yaratılış. Bela Tarr'ın sinemaya bakışı ise şöyle. The film is always concrete. Our job is, Şunu bilmelisiniz ki film her daim somuttur. Son derece somut ve ilkel bir iştir. Çünkü kayıt yapan şu merceklerin adı objektif. Objektiflerin kayıt ettiği, çekimini yaptığı her şey somuttur. Bir yazar bir sandalye üzerine 20 sayfa yazabilir. Okursanız hayal gücünüz vardır sandalye üzerine. Ama ben zavallı bir sinemacıyım. Ben bu sandalyeyi gösterdiğimde o somut bir sandalyedir. Filmdeki her şey somuttur. Filmlerde metaforlar, simgeler, alegorilerden bahsedemeyiz. Bunlar edebiyattan gelir.
Bellator, Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı ve Fipreski ödüllerini kazanan filmi Torino adıyla yönetmenliğe veda ediyor. Sinemada yapımcı ve eğitmen olmanın önemine dikkat çekiyor. Yeah, that was a two point when I can believe. Evet, gelecekte odaklanacağım iki nokta bu. Yapımcılık çok önemli olabilir. Çünkü bir sürü Macar, sadece Macar da değil, yönetmen tanıyorum. Film endüstrisinin dışında kalan farklı yönetmenler ama pek çok iyi fikirleri var. Çok da önemliler. Ama hiç olanakları yok. Belki çalışabilecekleri özgür ve açık koşulları yaratarak onlara yardım edebilirim, onları himaye edebilirim. Duyarlılıkları işlenebilir. Böyle bir şey yapmak isterdim. Bilirsiniz, şemsiye gibi onları korumak ve serbest bırakmak işte. Eğitim başka bir zanaat. Ben birine film yapmayı öğretmenin imkansız olduğundan %100 eminim. Kendi kendinize öğrenmelisiniz. Bir şey çekip ne yaptığınızı keşfetmeli, sonraki adımınızı nereye atacağınızı öğrenmelisiniz. Gelecekte ne yapacağınızı kendi başınıza keşfetmelisiniz. Hepsi bu. Gençlerle bir sinema dersinde buluşan Tarın, film yapmama kararı ise yeni değil. This is not a new decision. I did it in a... Yeni bir karar değil. 3 yıl önce 2008 yılında aldım. Paris'te Cahiers du Cinéma ile uzun bir söyleşi yaptığımda o zaman Torino atını yapacağımı biliyordum. Eğer bu filmi inandığım gibi yapabilirsem kesinlikle en iyi kapanış olacaktı. Çember kapandı. Daha fazlasını söyleyemem, daha iyisini yapamam. Sanırım durmanın zamanı. Gidip bir şey çekmeye, gidip film yapmaya inanırım. Ama kim film izlemek istiyor ki? Ben de kendimi kopyalamak, tekrar etmek istemiyorum. Gençlerin bana gülmesini, ah şu ihtiyar demesini istemiyorum. Son olarak Tara, Türkiye'deki seyirciyle olan ilişkisini soruyoruz. The reason when I came back, when I can. Gelebildiğim zaman geri gelmemin nedeni çok basit. Çok seviyorum. Burada kendimi yabancı hissetmiyorum. Evdeymişim gibi biraz. İnsanları seviyorum, kenti seviyorum, festivali seviyorum. Çünkü devasa, aptalca endüstriyel değil. İnsanlar film izliyor, başkalarıyla tanışabiliyor.